Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Matematik dersinizden 2. dönemin 2. yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberim. Bu soruların benzerleri yazınızda çıkabilir diye düşünüyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı da takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz uzunluk ölçüleriyle ilgili. 35 milimetre kaç metre eder? Hemen şuradan size uzunluk merdivenini göstermek istiyorum. Bakın milimetre olarak vermiş. Yani ben şu anda en alttayım. Ve nereye gideceğim? Metreye. Kaç metre eder diyor. 1, 2, 3 adım yukarıya doğru çıkmam lazım. Yani 3 defa çıktığım için 1000'e bölmem lazım. Bunu isterseniz şöyle gösterebiliriz. Yani 35'i 1000'e bölmeliyiz. 35 bölü 1000 diyebiliriz. Eşittir. Bu da ne yapar? 0 tam 1000'de 35 yapar. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi 35. Diyelim ki ben başka bir sayı yazayım. Mesela 28.000 olsaydı. Biz bunu 1000'e bölmek için 3 tane sıfır silerdik, değil mi? Tabii burada 3 tane rakam yok. O zaman şöyle gösterelim. Bakın başına sıfırlar koyuyorum. Ve buradaki başa koyduğum sıfırların şu anda 35'i herhangi bir şekilde etkilemiyor. Ben şimdi 3 tane sıfır silemiyorum. Ne yapıyorum o zaman? 3 tane rakamı ayırıyorum. Yani 1, 2, 3 tane rakamı ayırdığım zaman 0 tam 1000'de 35 oluyor. 0,035 oluyor. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz ya da bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir kenarının uzunluğu 15 santimetre olan ABCD karesinin içinde bulunan küçük karelerden boyalı olan karelerin alanı kaç santimetre karedir? Boyalı olan karelerin toplam alanı diyecektim. Şurada şunu da yazayım. Yani buradaki boyalı olan karelerin hepsinin toplam alanını bulacağız. Peki bize ne vermiş? Büyük karenin bir kenarı 15 santimetreymiş. Bakın şurası 15 santimetre. Yani şöyle boydan boya. Peki ben buradan bir karenin ne kadar olduğunu bulabilirim santimetre olarak. Yani 15'i 3'e bölerim. Şurada böleyim. 15 bölü 3 eşittir 5. Demek ki buradaki karelerin bir kenarları 5'er santimetre. Peki boyalı olan karelerin alanını soruyor değil mi? Diğer kenarı da 5'tir bu boyalı kısmın. Diğer kenarı da 5, diğer kenarı da 5. Alanı nasıl buluyorduk? Yani içindeki boyalı kısmı nasıl buluyorduk? 5 ile 5'i çarpma yapıyorduk. 5 kere 5 çarptığımız zaman 5 çarpı 5 eşittir 25 santimetre kare oluyor. Demek ki bir tane karenin alanı 25 santimetre kare. Burada 4 tane kare olduğu için 4 çarpı 25 deriz. Ve eşittir 100 santimetre kare. Demek ki buradaki boyalı karelerin toplam alanı 100 santimetre kare oluyor. Cevabımız C şıkkı oluyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Öğrenciler ara sıra karıştırıyorlar. Mesela şöyle şurada göstereyim. Bir karenin çevresiyle alanı arasında ne fark var? Örneğin bunun bir kenarı 5, bunun bir kenarı 5. Çevresini bulduğumuzda sadece kenarındaki çizgileri topluyoruz. Yani 4 tane 5'i topladığımız zaman çevresi eşittir 20 santimetre oluyor. Peki alan dediğimizde alan olarak içindeki boyalı kısmı buluyoruz. Yani burada 5 tane kare var. İşte bu şekilde bakın karelere ayırıp o şekilde bulmuş oluyoruz. Şöyle ayırayım hem göstereyim. İşte bu şekilde içindeki kareleri saymış oluyoruz aslında. O yüzden de 5 kere 5'i çarpıyoruz ve alanı 25 santimetre kare diyoruz. Çevre ile alan arasındaki farkı bu şekilde anlatmış oldum. Geldik üçüncü sorumuza. Dakikada 200 metre yol alan bir araç 1 saat 20 dakikada kaç kilometre yol alır diyor. 1 saat 20 dakika kaç dakika ediyor? 1 saat 60, 20 de burada var. Eşittir 80 dakika. Şimdi 80 dakikada ne kadar metre yol aldığını bulalım ilk önce. Yani 80 çarpı 200 diyoruz. Hemen yapıyorum. Kısa yoldan yapalım isterseniz. 8 ile 2'yi çarpıyoruz. 16. 3 tane sıfırı da koyuyoruz. Yani 16.000 metre oldu. Fakat sorumuzun sonuna çok dikkat ediyoruz. Bakın kaç kilometre diyor. Yani ben buradaki metreyi şimdi kilometreye döndüreceğim.
Hemen uzunluk merdivenine baktığımda metreden kilometreye 3 adım yukarıya gidiyorum. Yani 1000'e bölmem lazım. Burada işim kolay. 3 tane sıfırı sildiğim zaman ne oluyor? 1000'e bölmüş oluyorum. Ve cevabımız 16 kilometre oluyor. Ve A şıkkını işaretliyorum. Dördüncü sorumuz. Saatini 23.46'da kurarak uyuyan biri 7 saat 42 dakika sonra uyanmak istediğine göre çalar saatini kaça kurmalıdır? Bu soruyu da iki farklı yoldan yapabilirsiniz. Şöyle 23.46'da kuruyor. 7 saat 42 dakika sonra uyanmak istiyor. Bunları toplarız. İlk önce 6 2 daha 8, 4 4 daha 8, 3 7 daha 10. Ne oldu? 30.88. Şimdi 30.88 diye bir saat olmaz tabii ki, değil mi? Ben ilk önce şuradaki 60 dakikayı alıp buraya vereyim. Bir saate döndüreyim. 31 oldu. Peki 60 gidince ne kaldı? 28 kaldı. 31.28. Ve şimdi buradaki 31.28'den de 31 saat 28 dakikadan, bakın 23.46'da uyudu ya. Yani uyuyacak ya. O gün 24'te bitiyor zaten. Yani bir gün bitip yeni bir gün başlıyor. O yüzden o biten günü çıkardığımız zaman ne oluyor? 8, 2, 11'den 4 çıktı. 7, ne oldu? 7.28. Demek ki 7.28 olarak ayarlaması gerekiyor. Yani cevap B şıkkı. Diğer yolda şu. 23.46 burada görüyoruz. O gün 24'te bitecek ya. 23.46'yı çıkarırız buradan. Sıfırlardan 46 çıkmadığı için buradan bir saat veririz. Burası 23 kalır. Ve sıfırdan 6 çıktı. 4, 14, 0, 0. 14 dakika buradaki günden uyumuş olacak. Ve yarın da 7 saat 42 dakika sonra uyanmak istiyor. O zaman 7.42'den bu 14 dakikayı çıkarırız. Yine aynı sonucu bulacağız. 8, 2 ve 7.28. Bakın yine bu şekilde de yapabilirsiniz. İki farklı yoldan da göstermiş oldum. Beşinci soru. Aşağıdaki şekilde ADEG bir karedir. ADEL yamuğunun çevresi 68 cm'dir. Karenin çevresi kaç santimetredir? Bakın burada bir kare var ve burada büyük bir yamuk var üçgenle birleştikten sonra. Ve bunun çevresi 68'miş. 14'ü ve 9'u görüyoruz. O zaman şu iki kenarı önce bir toplayalım. 14 ile 9'u artı dedik 23 oldu. Karenin bütün kenarları eşit, değil mi? Şimdi 68 de hepsi, bütün kenarlar şöyle yamuğumuzun. 68'den şunları çıkaralım. 23'ü çıkaralım yani. Ne kaldı? 45. 45 neresi? Şu 3 kenar demek. 45'i 3'e bölüyorum. Zihinden bölebiliriz. Eşittir 15. Demek ki karenin bir kenarı 15 oluyor. Ve topladığınızda 68 oluyor zaten. Şimdi bir kenarını bulduk. Yalnız bize diyor ki sadece karenin çevresi. Karenin çevresini bulmak için 4 tane kenarı ne yaparız? Toplarız veya buradaki 15'i 4 ile çarparız. 4 çarpı 15 deriz. Şöyle çarpalım. Ve ne olur sonuç? 60 santimetre olur. Cevabımız A şıkkı olacak. Geldik 6. sorumuza. Yandaki şekilde ABGH karesel bölgenin alanı 81 santimetre kare. Bakın alanını vermiş. Şurada. ABGH ve karesel bölge. BEDC karesel bölgenin alanı 36 santimetre kare. Olduğuna göre BEFG dikdörtgeninin çevresi kaç santimetredir? Yani bize şuradaki dikdörtgenin çevresini soruyor. Ben dikdörtgenin çevresini bulabilmem için kısa kenarını ve uzun kenarını bilmem gerekiyor. Kısa kenarını ve uzun kenarını da bu karelerden yararlanarak bulacağım. Şimdi bu alanı vermiş 81 santimetre kare. İki tane kenarı çarptığımız zaman alanı buluyoruz, değil mi? Peki ben hangi rakamı kendisiyle aynı rakamları çarptığımda 81 bulabilirim? Üstlü sayıları hatırlayın. 9'du değil mi? 9 kere 9 81 oluyordu. O zaman burada kenarlar 9 demektir. Ve şurası da 9 oluyor. Yani bakın dikdörtgenin uzun kenarını bulmuş oldum aynı zamanda. Geldik buraya 36. Hangi iki tane sayıyı çarptığımda 36 eder? 6 kere 6 36 ediyor. O zaman kısa kenar da 6 oldu. Ve dikdörtgenin kısa kenarını da buldum. Burası da 6, burası da 9. Artık dikdörtgenin çevresini bulabiliriz. Bunların hepsini toplarız. Veya 9 ile 6'yı toplayıp şöyle
eşittir 15. Sonra 2 ile çarparız 2 tane olduğu için. Ne olur? Çevresi 30 santimetre olur. Cevabımız D şıkkı olur. Geldik 7. sorumuza. Yukarıda verilen ABCD yamuğunda verilmeyen açıları bulunuz diyor. Karşınıza yazılıda böyle bir soru çıkabilir. Burada yamuğun özelliklerini hatırlamamız lazım. Açı özelliklerini hatırladığımızda yamuğun içindeki bakın bir geniş açı ile hemen yanındaki dar açıyı topladığınızda 180 olmak zorunda. Yamuğun özelliği bu. O zaman ben şuradaki A açısını kolayca bulurum. 180'den 140'ı çıkardığım zaman geriye ne kaldı? 40. O zaman A açısı 40 dereceymiş. Buraya yazalım. Peki C açısını bulabilir miyim? Tabii ki buradaki C açısıyla B açısı da ikisi beraber 180 olmak zorunda. O zaman 180'den de 50'yi çıkardığım zaman buraya diğer C açısını bulmuş olacağım. Yani burası da 130 derece oluyor. İşte bu şekilde ikisini de bulmuş olduk. Zaten diğer ikisi soruda verilmişti. 8. soru yandaki paralel kenarda verilmeyen açıları bulunuz diyor. Yine paralel kenarların özelliklerini hatırladığımızda karşılıklı kenarlar eşit oluyor değil mi birbiriyle? Açı özelliklerinde de yine bakın bir dar açı ve yanındaki komşu olan geniş açıyı topladığınızda 180 olmak zorunda. Veya şuradaki açı da aynı şekilde. N ile M'yi topladığınızda 180 olmalı. Yani bir dar bir geniş toplandığında 180 olmalı. Ve paralel kenarlarda karşılıklı açılar da birbiriyle eşit oluyor. Yani biz burada hemen L açısını bulabiliriz. Bakın burası 65, karşıdaki L açısı da 65 derecedir. K açısı peki o zaman da 180'den 65'i çıkaracağız. Ne kaldı? 115 derece. Demek ki buradaki K açısı, geniş açı 115 dereceymiş. Tabii ki M açısı da 115 derece olmalı. Bu şekilde paralel kenarın özelliklerinden yararlanarak sorumuzu çözmüş olduk. Sıra 9. sorumuzda uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun 3 katı olan dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğu 32 cm'dir. Buna göre bu dikdörtgensel bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi şöyle yapalım. İlk önce şu dikdörtgensel bölgemizi bir çizelim. Evet. Ve iki kenarı da bilmiyoruz. Yalnız kısa kenara diyelim ki bir kutu yapalım. Uzun kenarı kısa kenarın 3 katıymış. O zaman 3 kutu demektir bu. 3 katı olduğuna göre. Diğer uzun kenar da 3 kutu. Bunu da yapalım. Diğer kısa kenar da 1 kutu. Çevresini nasıl buluyoruz biz? Etrafını topluyoruz değil mi? Bakın 3 kutu, 4, 7, 8 kutu oldu. Ve çevresi 8 kutudan ibaret ve 32 santimetre. Yani 8 kutu eşittir 32 santimetre. O zaman ben ne yaparım? 32'yi 8'e bölerim. 32 bölü 8 eşittir 4. Yani 1 kutu 4. Kısa kenarı 4 santimetre. Uzun kenar 3 katıydı. O da 12 oluyor. 4 kere 3 12. Uzun kenarları da buldum. Şimdi benden neyi istiyor? Bölgenin alanını istiyor. Yani içerideki boyalı olan kısmın alanını. Nasıl buluyoruz? Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyoruz. Yani 4 çarpı 12 diyeceğiz. 12 çarpı 4 dediğimizde ne oluyor? 48 santimetre kare olarak alanını bulmuş olduk. Cevabımız B şıkkı oldu. 10. ve son sorumuz. Her yarım saatte bir hava sıcaklığı 3 derece artmaktadır. Saat 10.30'daki hava sıcaklığı 24 derece ise saat 13'te hava sıcaklığı kaç derece olur? Şimdi 10.30'dan 13'e kadar ne kadar süre geçti? İlk önce bunu bulalım. 13'ten 10.30'u çıkaralım. Evet dakikalardan çıkaramadığım için komşudan bir saat alıyorum. 60 burada kaldı. 12 çıkardığım zaman 30 ve 2. Yani 2 saat 30 dakika. 2 saat 30 dakika ne kadar dakika ediyor? 2 saat 120 dakika. 30 da burada var. Eşittir 150 dakika. Ve her yarım saatte 3 derece artıyormuş. Şimdi 150 dakikanın içinde kaç tane yarım saat var? Yani 150 bölü 30. Çünkü yarım saat 30 dakika. Ne kadar var? 5 defa var değil mi? Demek ki 5 defa yarım saat geçecek. Ve her yarım saatte 3 derece artıyor. 5 ile 3'ü çarpıyoruz. 15 derece artmış olacak. Peki kaçtı? 24'tü. 24 ile 15'i topladığımız zaman
Demek ki saat 13'te hava sıcaklığı 39 derece olacak. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.